Teo? Kardeşim. Pasaların pasası. Ne oldu? Haydi anlat bana. Derhal gelmemi istemişsin, merak ettim. Merak etme. Babama söylemedin inşallah. Haberi yok. İyi. Nasıl bari? Yerinde mi saati? İyi, iyi. Ya sandık da çekilmez bir hale geldi ama iyi. Teo. Anlat bana. Ne oldu? Hayra alamet değil bu. Benim bir şey yok. Huzur bulmaya geldim buraya sadece. Sana inanmıyorum. İşin aslını söyle bana. Yani senin anlayacağın bazı şeyler var ki ben ne yaparsam yapayım bunları değiştirmek mümkün değil. Ben onların gözünde balıkçı Manolis'in oğlu Theo'yum. Canımı acıtmak için her seferinde bu silahı çekiyorlar bana. Hep ben yara alıyorum. Yani? Köklerin mi seni yaralayan? Biz mi insana engel olan? Anlamıyorsun Niko. Ben artık ne Sadrazam İbrahim'im ne de balıkçı Manolis'in oğlu Theo'yum. İkisi de değilim. E neden? Olamam. Cennetle cehennem arasında bir yerdeyim ben. Peki bundan sonra ne yapacaksın? Bilmiyorum. Peki parkaya geri döneriz ha? Niko? Ne dersin? Sen, babam. Sevdiğim kadın. Biz dünden razıyız dönmeye de. Hatice Sultan gelir mi hiç? Ben Hatice Sultan'dan bahsetmiyorum. E sevdiğim kadın değil mi? Baş... Şifalı elleriyle iyileştirdi beni. Onun teninde hayat buldum Niko. Kaybettiğim huzuru onda buldum. Senin Hatice Sultan'a olan aşkın... dillere destandı be kardeşim. Onun için hayatından vazgeçmiştin. Yalan mıydı hepsi? Nasıl ihanet edersin bu aşka? Ben aşkıma ihanet etmedim. Nigar Kalfa'yla beraber olduğum zaman Hatice ile ilgili her şey bitmişti. Her şey. O gün. Bana bir efendi olduğunu hatırlattığı gün. Bitmişti her şey. Aşk bitmişti. Sadakat. Masumiyet. Lakin her şeyi ben size anlatamam. Vazifem gereği. Devlet-i Aliye'nin yararı için. İbrahim sen kimden neyi saklıyorsun? Senin vazifen benim aileme hizmet etmek. Devlet-i Aliye benim. Unutma ki beni kaybedersen... çok kıymetli vazifelerini de kaybedersin. O gün anladım ki... o bir efendi. Bense bir köleyim. Senin için onca şeyi göze almış bir hatunu. Haksızlık ediyorsun. O seni seviyor. Evet, seviyor. Nasıl bir sevgi bu? Ben sana söyleyeyim. Bir efendinin kölesini sevmesi gibi bir sevgi.
tek kelime etmedim. Sustum, unutmaya çalıştım. Lakin unutulmuyor Niko. İnsan kendisine yapılan hakaretleri nasıl unutsun? Unutursa nasıl insan olsun? Senin kalbini fena kırmışlar kardeşim. Ama sana bir şey söyleyeyim mi? Annemin bir lafı vardı, hatırlıyorsun değil mi? Hangisi? Evleneceğin kadını ve ineğini kendi köyünden seç. Keşke dönebilsem köyümüze. Doğduğum topraklara gidebilsem. Ama ne mümkün değil mi? Geride dostlarım, düşmanlarım. Kimi yolumu gözler. Kimi katlimi bekler.